Merhaba arkadaşlar. Şimdi Lightning Design Sistem'in üçüncü konusuna geldik. Üçüncü konusu ise tekstleri elen yapma. Yani sola kaydırma, sağa kaydırma ya da tam ortada gösterme. Yine isterseniz üç tane division oluşturalım şu şekilde. Birincisine this text is aligned left diyelim. İkincisine şu şekilde bir isim verelim arkadaşlar. Yani text olarak hani görmek istediğimiz yazı olarak this text is aligned center diyelim. İsterseniz on left in center falan da koyabilirsiniz. Üçüncüsüne de şu şekilde this text is aligned on right diyelim. Şimdi biliyorsunuz bunları bu şekilde yazmanız kesinlikle onları sola sağa ya da ortaya koymaz. Ne yapmamız gerekiyor burada? Onların klaslarını koymanız lazım. Eğer sola kaydırmak istiyorsanız onun belli bir klası var. Onu yazmanız gerekiyor. İsterseniz şu anda bakalım. Simple text'ten farklı bir şey görmezsiniz. Görüyorsunuz. Ama öncelikle şu bir yerleri koyalım arasına. Ayrılmaları için. Evet. Şimdi class'ları oluşturmamız gerekiyor. Class diyorum. Her zaman olduğu gibi SLDS. SLDS ile başlıyor. Sonra text koyuyorsunuz. Text. Ondan sonra align underscore left diyorsunuz. Aynı şekilde diğerini yapalım. Class eşittir. SLDS text align underscore buna center diyorsunuz. Üçüncüsünü yapalım arkadaşlar. SLDS tire text tire zaten geliyor görüyorsunuz. Align right. Üç tane var align ile alakalı. Hepsini görebiliyorsunuz. Burada class'ı yazmayı unuttuk. Onu yazalım. Şu şekilde class'ımızda yazdıktan sonra tiplo yapıp görebiliriz arkadaşlar. Hemen sayfamızı edit yapalım daha hızlı olsun. Save diyorum. Ondan sonra geri gidiyorum. Ve biri sol tarafta kaldı görüyorsunuz. Diğeri tam ortada. Diğeri de sağ tarafta olmuş oldu. Bu şekilde isterseniz bu videoda söylemek istemiyordum ama bu videoda söyleyebiliriz. Birden fazla class kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki şu class'ı hani caps büyük harflerle burada kullanmak istiyorsunuz. Hatta hepsini de kullanmak istiyorsunuz. Hepsi bir boşluk bırakmanız yeterli. İki class arasında boşluk bırakmanız yeterli. Birden fazla da bırakabiliyorsunuz. Problem yok. Bu şekilde iki class'ı iki class name'i diyelim. Bir class attribute'ın içinde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hemen edit yapalım, görelim. Hatta birden fazla ya iki tane değil, üç tane ya da daha fazla kullanabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Hepsi büyük harf olmuş oldu. Görüyorsunuz. Bu şekilde iki class'ı bir class attribute'ın içinde kullanabiliyoruz. Arasına en az bir boşluk bırakmanız gerekiyor.